Yusuf Taytan, eşi ve 11 yaşındaki oğulları Kayra. Hayalleri, planları ülkemizdeki sayısız aileden farklı değil. Bir ev sahibi olabilmek. Ve 15 sene gibi bir süre vermişler kendilerine. Bu hedefe ulaşmak için yardım istedikleri yerse Özlem Denizmen ve para durumu oluyor. Merhaba Özlem Hanım. Ben ve eşim çalışıyoruz fakat birikim yapamıyoruz. Şu anda ev almanın hayalini dahi kuramıyoruz. Bize birikim yapmak ve ev alma ile ilgili bir yol gösterir misiniz? Çağrıyı alır almaz Özlem Denizmen ve para durumu ekibi Taytan ailesinin kapısını çalıyor. Özlem Denizmen'le para durumu başlıyor. Merhabalar Yusuf Bey. Evet. Merhabalar Selin Hanım. Evet. Merhaba. Sen kimsin? Kayra. Kayra kaç yaşındasın? 11. Çak bir tane. Evet çağırdınız geldim. Türkiye'de 20 milyon aileyiz. Her birimizin para ile ilgili bir sorusu oluyor. Öyle değil mi Kayra? Evet. Sence nedir para Kayra? Para. Mesela markette alışveriş yapmamı sağlar. Bir araç, değil mi? Para bir araç. Evet, aynen öyle. Bizim bu aracı tanımamız lazım, onu yönetmemiz lazım. Çalışıp kazanmamız lazım. Bir de hedeflerimiz oluyor, değil mi Kayra? Evet. Peki, şimdi sizin evin bir hedefi var. Bu hedefe nasıl ulaşırız diyorsunuz? Kesinlikle. Nedir bu hedef? En büyük hayalimiz bir ev alabilmek. Kiradan kurtulmak istiyoruz artık. Kira ödemek gerçekten çok zor. Bir evimiz olursa daha rahat edeceğiz. Bundan sonrası için, çocuğumuzun geleceği için. Hayalim gerçekten bir ev alabilmek. En azından 10 sene sonra veya 15 sene sonra bir ev sahibi olabilmek. Bence ev almak için para biriktirmek gerekiyor. Kayra böyle oturursak ev alabilir miyiz? Hı-hı. Ne yapmamız lazım Kayra? Çalışmamız lazım. Bir tek çalışınca doluyor mu? Ya saçarsak paraları harcarsak? Ev alamayız. Ne yapmamız lazım? Para? Harcamamızla. Hem harcayacağız hem de? Biriktireceğiz. Biriktireceğiz. İşte Kayra çözmüş olayı. Evet. Ben şimdi sizi atladım hemen Kayra'yı görünce. Çünkü esas orada başlıyor. Parayla ilgili şeyler tamamen bir alışkanlık. Ve nasıl başlarsak öyle geliyor, öyle değil mi? Evet. Sizin nasıl parayla aranız? Aranızda para konuşuyor musunuz? Her ailede olduğu gibi hani sıklıkla bu konuları pek tartışmayız ama ara sıra bizim de tabii ki ufak tefek tartışmalarımız oluyor. Normal bazen ufak tefek ödemelerde tartışmamız oluyor. O da iki yer ödememiz vardır örneğin. Ben bir yere ver derken o diğer tarafa vereceğini söyleyince bazen bu konuda anlaşmazlık yaşıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre 7000 tane haneye gitmişler ve demişler ki sevgili aileler söyleyin bize parayla ilgili problemleriniz nelerdir? Temel problemlerden birine çıkmış biliyor musunuz? İletişim, parayı konuşamamak, karı koca, çocuklarla, eşler arası para diyaloğunu kuramamak. Ya utanıyoruz ya sıkılıyoruz, aman şimdi yeri değildir diyoruz, aman onu kızdırmayayım diyoruz, fatura geldi saklayalım diyoruz, ekstra geldi öyle diyoruz, böyle diyoruz. Evet. Doğru mu? Bazı durumlarda evet. Olmuyor mu böyle? Zaten bunu da işte çıkartmışlar sonuç olarak. Dolayısıyla biz de burada para durumunda bu para konuşabilmeyi, bu konuları, sorunları ya da neyse hedef, illa da sorun problem olmasına gerek yok, soru olabilir değil mi? Hedefe nasıl ulaşacağız? Ne yapmak gerek? Bunları el birliği vererek, şöyle bir el ele tutuşalım hepimiz. Böyle evet, biz böyle el ele vererek çözeceğiz, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ailenizin hedefi, ev alma hedefi nasıl olabilir? Çözeceğiz. Bunun için birkaç tane şey yapacağız. Hazır mıyız? Evet. Önce bir para durumumuza bakacağız, sonra detay bütçe çıkartacağız. Sonra ben size hedefe giden yolu göstereceğim. Önce Taytan ailesinin para durumuna bakalım. Önümüzde nasıl bir tablo var kabaca görelim. İlk anda ortada olabilecek kapalı havalara aldanmadan tabii. Evet, geldik para durumu bölümümüze. Hemen bir resimde şöyle bir baktık mı? Bugünkü para durumunuz nedir görmek istiyorum. Ki ben de doktor olarak reçete yazabileyim. Şimdi ne kadarlık bir gelir var toplam? Benim aylık gelirim, net gelirim 1650 lira. Benim de aylık 1000 lira gelirim var. Toplamda 2650 lira gelirimiz var. 2650'yi yazıyoruz lira. Şimdi burada bugün diyorum. Çünkü bugünkü yaptığımız programın sonunda ben size bir 3-4 senelik bir program vereceğim. Onun sonunda bakacağız. Programın sonunda sizin para durumu nereden nereye gelecek, tamam mı? Ne kadar gider var?
Giderlerimiz de ortalama olarak 2500-2600'ü buluyor. Çocukta ev kirası, faturalar, gıda, masraf, kredi ödememiz, borcumuz. 2600. Evet. 50 liraya ne oluyor? Bir yerlerden kendini kurtarıyor mu? Evet. 2600. 2600 böyle çok net dediniz. Bütçe yapıyorsunuz o zaman. Evde sabit bir bütçe yapmıyoruz. Zaten gelene göre giderimiz olduğu için bütçe yapmaya gerek duymadık. Hani yapmıyorduk bugüne kadar. Türkiye'de temel sorunlarımızdan birisi de aile olarak para nereye gitti bilmiyoruz. Bir geliyor ama nereye gitti bilmiyoruz. Siz net biliyorsunuz 2600 lira gidiyor. Evet. 50 lira da ne yapıyor? Birikime mi atıyor kendine? O da yine gidiyor. O da yine gidiyor. Birikime kalmıyor. Peki birikiminiz var mı hiç? Birikimimiz yok. Hiç. Evet. Hiçbir birikiminiz yok. Peki birikim yok. Halbuki demin Kayra dedi ki birikim olması lazım dedi, değil mi evet. Kayra? Şimdi borç var mı? Evet. Borç klasik. Borç klasik. Alalım bunu biraz açalım. Banka borcu. Klasik banka borcu. İhtiyaç kredisi. İhtiyaç kredisi. Evet. Niye klasik dediniz? Çok arkadaşınız borçlu mu? Birçok arkadaşım borçlu evet maalesef. Yani ihtiyaç olunduğu zaman ilk çalınacak kapı genellikle banka oluyor. Haliyle. Evet. Bir şekilde muhtaç oluyorsunuz ve kredi çekmek zorunda doğuyor. Evet ama bunu muhtaç oluyormuş gibi düşünmeyelim. Çünkü nasıl mesela bakkaldan bir şey alıyoruz, bankadan da para alıyoruz. Yani bankada aslında bakkal gibi, market gibi bir şey satıyor. Ne satıyor? Para satıyor. İhtiyacı olanlar gidip oradan alıyor. Yani dolayısıyla bunu böyle hani ben muhtaç mı oldum diye kendinizi böyle kötü görmek yerine doğru zamanda doğru şekilde borç alabilmek ve doğru şekilde ödeyebilmek. Önemli. Geçen gün bana bir telefon geliyor. İşte Özlem Hanım evet bana kredi çıktı. Sanki piyango çıktı. Ben bu parayla ne yapsam diye. Dedim adı üzerine ihtiyaç kredisi. Dur almayacaksın. Dolayısıyla çok doğru bir konuya değindiniz. İhtiyaç varsa olsun. Ne kadarlık bir borcunuz var toplam? Ortalama olarak 6000 lira borcum var. Bu da ihtiyaç kredisinden dolayı. İşsiz kaldığım dönemde ev kiramı ödeyemediğimden dolayı aylık 800 liralık bir ödeme oluyor bankaya. Bir tanesi Haziran ayında bitecek kredimin. Diğeri de 2015'in sonuna doğru bitiyor. Yatırım var mı? Yatırım şu an için yok. Çok gençsiniz. Daha önünüzde uzun yollar var. Bir hatırlatırsak hedefiniz neydi sizin? 45-50 yaşına gelince bir ev sahibi olabilmek. 45-50 yaşına gelince yani şu anda kaç yaşındasınız? 35. 35 yaşındasınız. Bana diyorsunuz ki Özlem Hanım ben 50 yaşıma geldiğimde 15 sene sonra bir ev sahibi olalım. Evet. Kendi çivimizi çakalım. Evet. Bunu diyorsunuz değil mi? Ben de size diyorum ki 50 yaşına daha gelmeden biz sizi 4 sene sonra ev sahibi yapacağız. O zaman önce bir bütçe yapalım. Bütçe tahtamıza gidelim. Bakalım paralar öncelikle nereye gidiyor? Oradan bir tasarruf yapabilir miyiz? Ondan sonra devam edelim. 2650 liralık bir gelir var ve ay sonunda bu paradan geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Bakalım bu para nerelere gidiyor? Birazdan bütçe tahtamızda göreceğiz. Evet bu bizim bütçe tahtamız. Nereden ne gidiyor görmemiz için çok güzel bir fırsat. Hazır mıyız? Evet hazırız. Çalışmanızı da yapmışsınız görüyorum öyle mi? Evet. Bütün giderlerinizi dökeceğiz. Nereye ne gidiyor kontrol altına alacağız. Tamam mıyız? Tamam. Başlıyoruz. 2650 lira geliriniz var. Ne kadar birikime gidiyor? Özellikle anne ve babama zamanında çok harcama yaptığımdan dolayı ben kendim pek bir para biriktirme şansı bulamadım. Kiraya ne kadar gidiyor bugün? 650. 650 lira oradan siz alıp koyabilirsiniz ben saydıkça. 650 lira kiraya gidiyor. Gıdaya ne kadar gidiyor? 300 lira. 300 lira gidiyor. 3 kişilik bir ailesiniz. 300 lira az geldi bana. Ya çoğu zaman evde yapmıyoruz yemek. Eşim iş yerinde yiyip gelmiş oluyor. Hani çocuk için özellikle yapıyoruz gıda alışverişini. Ben de iş yerinde yiyorum. Hani evde çok... Akşamları böyle kayınvalideye falan mı, aileye mi gidiyorsunuz? Evet, yakın oturuyor zaten yan binamızda. Oh yan binada bu gıda masrafı düşük oldu mu hemen anlıyorum. Anneye, kayınvalideye gidiliyor. Ne güzel, onlara da ellerine sağlık diyelim buradan. Hem bu aile geleneğimizle bir arada tutuyor. Aslında hoş bir şey oluyor. Faturalar ne kadar? 450 TL. 30 lira internet ücreti, 80 lira elektrik, 50 lira su, onun dışında 200 lira civarında doğalgaz tüketimi oluyor. En son elektrik faturası ne kadar geldi hatırlıyor musunuz? 90 lira civarı falan. Doğru mu? Doğru. Net mi? Son kararınız mı? Evet, evet demek ki bunu genelde öyle geliyor. Bir arada konuşuyorsunuz. Peki ulaşıma ne kadar harcıyorsunuz? 50 TL. 50?
Evet, çok yani benim gibi. Zaten evet. Ulaşım masrafım yok. Hemen yakında, mahallede bir yerde çalışıyorsunuz. Evet. Bakıcı olarak. Ben 3 ay öncesine kadar çalışmıyordum. 3 ay önce başladım çalışmaya. Oğlum küçüktü. Ev işleri, oğlumun büyümesi falan derken bu zamana kadar geldik çalışmayarak. Ama artık çalışma kararı aldım. Oğlum büyüdü, zaten okula gidiyor. Hani ben de evin bütçesine bir katkıda bulunmak istedim. O yüzden çalışmaya başladım. Peki sağlık eğitime ne kadar? Çocuğunuz var 11 yaşında. 50 TL. 50 lira. Daha fazla değil mi böyle böldüğünüz zaman? Kitabı var, defteri var. 50 lira aylık ortalama. Ya bizden çıkan masrafı o kadar değil. Ha bir de anneanne, amca, dede var değil mi? Bak hemen anlaşılıyor. Aile desteği hemen anlaşılıyor. Peki giyim, kişisel bakım? 100 TL. 100 lira. Evet, o da her ay olmuyor. Hani öyle böldüğümüz zaman o şekil. En son ne aldın? En son ayakkabı aldım, bot almıştım. En son ayakkabı aldım. Kadınlara sorunca da en son ne aldım? Ya ayakkabı ya çanta çıkıyor. Evet. Erkeklere sorunca da ya cep telefonu çıkıyor ya elektronik bir şey çıkıyor. Siz ne aldınız en son? Kendime en son olarak bir saat aldım. 800 liralık bir saat aldım. Başlarda çok istedi, daha sonra fiyatı pahalı geldiği için zaten kendisi de vazgeçmişti ama almasını ben istedim zaten. 10 yılda bir yaptığım şeylerden bir tanesidir. Böyle pahalı bir eşya almak. O kadar çalışıyor çünkü onun da hakkı olduğunu düşündüm. 800 liralık evet. Saat. Nasıl ev alacağız, ev biriktirme hedefi? Bu 10 yılda bir almış olduğum pahalı şey diyebilirim. Onay veriyor musunuz hanımefendi? Evet. Onay veriyor musunuz? Peki, 100 lira harcıyoruz kişisel giyim, bakım, tatil, eğlence, kültür. Küçük bir bütçe ayırıyoruz. Sinema gibi veya dışarıda yemek yemek gibi. Ayda iki kere, bir iki defa. Kültür ve eğlence aylık 100 TL ayırıyoruz. Bunu da yine büyük bir bölümünü oğlumuz için kullanıyoruz. Sinema vesaire, okul gezileriydi. En son tatile 2 sene önce gittim. Senede bir hafta tatil, herkesin hakkı. Ona da bir para ayıralım. 100 lira, zaten sizin aileler de var, oraya gelmiyorum. Oradan da bir destek geliyor herhalde. 100 lira buraya koyuyorum o zaman. Peki geldik sonuna. Aylık borç ödememiz var. Kaç para ödüyoruz aylık borcu? 800 TL. 800 lira ödüyoruz. Buraya 800 yazıyorum o zaman. Evet. Peki 800 de buraya yazdık mı? Evet, bütün paralar gitti galiba. Kaç para kaldı? Geriye para kaldı mı? 150 lira mı kaldı? Evet. Bunun 100 lirası? Ev eşyası, borç. Ev eşyası borçları. Onu da buraya koyalım mı o zaman? Tamam. Borçhanesine. O zaman ben bunu 900 lira yapıyorum. Şöyle bir 900 diyelim buna. 50 lira kaldı. Alın cebe koyun isterseniz. Nereye kaldı belli değil. O da yine günlük ihtiyaçlardan falan yine çıkıyor. Peki şimdi hemen ben size bir harcama defteri vereceğim. Böyle paraları boşta bırakmayalım. Harcama defterini hanginize vereyim? Hep öyle diyor erkekler. Eşime ver diyor. Peki harcama defterine simit alsanız dahi yazıyorsunuz. Bütçe defterini de ikinize vereyim. Bütçe defterinde de her ay böyle oturup nereye ne gitti tek tek yazıyorsunuz. Kıyafete ne kadar, birikime ne kadar, gıdaya ne kadar. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, şimdi bir de karar anımız var. Bir karar vermemiz gerek. Hı hı. Vereceğimiz karar da şu. Biz ev peşinatı için para biriktireceğiz mi, biriktirmeyeceğiz mi? Bir ev sahibi olabilmek. Gönüllerde yatan bu. Ve bunun için daha çok kazanmak, daha az harcamak, taşın altına elini sokmak, fedakarlıkta, özveride bulunmak ya da sadece acıyla tatlı arasında bir tercihte bulunmak. Elbette hiçbir şey böyle göründüğü kadar kolay değil. Ama yine de ilk karar verilsin, yola düşülsün bakalım. Şimdi geldik karar anına. Bir elimde çikolata, bir elimde kırmızı acı biber. Acı biber, borçlar, ne gittiği belli olmayan bir gider tablosu. Çikolata ise daha fazla mutluluk ve neye gittiği belli olan borçlar, yatırım ve ev sahibi olmayı temsil ediyor. Dünyadaki bütün insanların, 7 milyar insan var, sadece %2'si konfor alanlarından çıkabiliyorlarmış. Konfor alanından çıkmak ne demek? Yaptığın şeylerden günlük hayatında farklı şeyler yapmak demek. Kendini zorlamak demek. Buna hazır mısınız? Evet, hazırız. Zorlayacaksınız kendinizi ve para biriktireceksiniz. Hangisini seçiyorsunuz? Çikolata. Doğru seçimi yaptınız. Bu kararı nasıl uygulayacağız? Şimdi onu göstereceğim. En büyük hayalimiz bir ev alabilmek.
Bunu çok istiyoruz gerçekten geleceğimiz için de ama hani şu durumda da pek mümkün değil gibi gözüküyor bizim için. Çünkü gelirimizle giderimiz hemen hemen aynı. Ama sonrası için hani nasıl olur bilemiyorum ama bir ev almayı çok istiyorum. Kredi borçlarımı bitirdikten sonra 100 bin lira civarında bir ev almayı düşünüyorum. Evet, hedef kısmına geldik şimdi. 100 bin liralık eve almak için önce neyimiz olması lazım? Para. Kayra iyi gidiyor, iyi öğrenci Kayra. 100 bin liralık bir ev almak istesek, 100 binin dörtte birine yani 100 bini dörde bölsek... 25 bin lira. 25 bin lira peşinat sizin biriktiriyor olmanız lazım. Evet. Bu aile karar verdi. 25 bin lira peşinat biriktirecek mi? Evet. Kesinlikle. 100 bin liralık ev... 10 yıl vadeyle size bunu aldırırsak 25 binli peşinat vermiştik. Ev 100 bin lira. Geriye kalıyor 75 bin liralık banka kredisi. Bugün 75 bin liralık banka kredisi yani mortgage dediğimiz kira öder gibi ev sahibi olma kredisi çekerseniz aylık ödemeniz 1020 lira civarına geliyor. Bugünkü geliriniz nedir? 2600 lira. Bu sizin ödeyebileceğiniz bir rakam. Fakat neyimiz eksik? Peşinat. Peşinat. Şimdi peşinatı nasıl biriktirebilirsiniz? Bunun size planını çıkarttık. Hemen ben göstereyim. Sonra da bir sürprizim var. Peşinatla ilgili bir sürprizim var. Çok önemli. Şunu şöyle koyalım. Evet, şimdi sizin şu anda ödediğiniz bir borcunuz var. Demin bahsettiğiniz klasik borç. Klasik borç. Bunu ödüyorsunuz. Bu borcunuz sizin Haziran ayında bitiyor. Kesinlikle. Biter bitmez hop nasıl olsa borç ödemeye alışmış ya bünye. Evet, kesinlikle. O disiplini kaybetmeyelim. O disiplini kaybetmeyelim. Borç öder gibi peşinat biriktirelim. Borç öder gibi peşinat biriktirelim. Tamam mı? Ve 400 lira borcu ödeme yerine siz her ay birikim hesabınıza 400 lira 400 lira koyacaksınız. 2015'in sonuna geldiğimizde 2800 liranız oldu. 2016 yeni sene geldi, yılbaşı oldu. Ben bunu biraz arttırdım. 600 lira yaptım. Evet. 600 lira yaptım. 600 lira her ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 600, 2800'de bu seneden vardı. Etti 10 bin lira. 10 bin lira. 2017 yılında devam ediyoruz. Aylar geçiyor. 17.200 liranız oldu. 2018 yılına geldik. Seneler şöyle bir geçiyor. Şimdi böyle 3-4 sene deyince uzun gibi bir şey ama... Değil mi? Nasıl sizin çocuğu hatırlıyorsunuz. Doğdu, 3 yaşına geldiğini anlamadınız bile. 2018 yılına geldiğimizde de işte alın size takribi 25 bin lira peşinat birikmiş oluyor. Bu sizin ailenizin 25 bin liralık ev peşinatı biriktirme formülü. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Neden 2018? Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi sizin 25 bin liranız oldu ya. Yeni çıkan bir yönetmelik var devletimiz tarafından. Ailelerimiz, devletimiz diyor ki ailelerimiz ev sahibi olsun, para biriktirsinler. Biz de ailelerimizin arkasında olalım. Onlara birikimlerini yaparken, ev peşinatı için birikim yaparken yardımcı olalım, destek olalım. Peki nasıl yardımcı destek olacak devletimiz sizin gibi ailelere? Eğer siz düzenli olarak her ay para biriktirirseniz ev peşinatı için, hemen buradaki tablomuzdan hatırlayalım. Ev peşinatı 100 bin liralık ev için 25 bin demiştik ya. Devlet de ailelere eğer 3 sene boyunca ev peşinatı için para biriktirirlerse %20'sini al diyor benim sana katkım. Devletimiz diyor. Yani sizin biriktirmiş olduğunuz 25 bin liraya 25 bin liranın %20'sini alırsak 25 bin liranın %20'si 5 bin lira. Siz 25 bin lirayı alın teriyle çalıştınız, biriktirdiniz. Devletimiz de diyor ki çok iyi gittiniz, 3 sene sabrettiniz, biriktirdiniz. Ben de sizin ailenize peşinata %25 bin lira katkıda bulunuyorum. Oldu mu sizin 30 bin liranız? 30 bin lirayı götürdünüz bankaya. Dediniz ki ben 10 yıl vadeli ev almak istiyorum. Yani 10 yıl boyunca her ay ödeyeceksiniz. 70 bin liralık banka kredisi alıyorsunuz ve evin değeri gene aynı 100 bin lira. Aylık ödeme 950 liraya geliyor. Şimdi şöyle bir kazanca bakarsak her ay buradan bir 70 lira kazancımız oluyor.
izleyicilerimize de söyleyelim. Aman 70 lira az gibi geliyor ama hayır. Bütün 70 liralar birikince bakın ne oluyor? 10 senede 70 lira aylık buradan arttırdı. Arttırmanıza izin verdi bölücelerde. 5000 lira da zaten size çıkarıp verdi. Evet. 13.500 liralık bir sizin karınız oluyor. Eğer bunu yaparsanız. Harika. Ne diyorsunuz? Çok iyi. Aklınız yaptı mı? Evet. Kesinlikle. İçinize sindi mi? Yani 50-60 yaşı beklemeye gerek yok. Aynen. Artık siz 3-4 sene sonra iyi bir planlamayla ev sahibi olabilirsin. Evet. Aslında borçlar bitince borç ödüyormuş gibi. Borç ödüyormuş gibi devam edip. Yalnız ev kredisi mortgage alırken dikkat. 2 ay üst üste ödeyemezseniz alarm zilleri çalıyor. Dolayısıyla her zaman ev kredisi mortgage alanların en az 2 aylık bir acil durum fonu bir kenarda oluyor olması lazım. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. En büyük hayalimiz bir ev alabilmek. Gelir geldiği gibi giderken peki bu nasıl olabilecek? İşte cevabı aranan soru bu. Bulması da öyle çok zor değil. Evet, şimdi sıra geldi kredi notunuza. Kredi çekmiş olan, kredi kartı olan, kefil olmuş olan, bir krediyle ilgili tarihçesi oluşmuş olan herkesin bir sistemde, kredi kayıt bürosunun sisteminde kredi raporu, risk raporu ve kredi notu var. Şimdi kredi notunuz en fazla 1900 olabilir, en az da 0-1 olabilir. Sizin notunuz buralarda pek iyi değil. Bu kötü haber. İyi haber, bu değişebilir. Bu not, siz nasıl 3 sene, 4 sene boyunca biriktireceksiniz ya, siz 3 sene boyunca biriktirirken düzenli ödemelerinizi yaptığınızda için bunu yavaş yavaş düzelteceksiniz. Tamam mı? Neden bu böyle oldu? Notumuzun düşmesinin sebebi maaş günüm ile kredi kartı, kredi borcumun ödenmesi gerektiği tarihin farklı günlerde olması. İş değiştirince, iş değiştirdiğinden dolayı. Maaş gününüz ne zaman? Ayın 10'unda. Ayın 10'unda maaşınızı alıyorsunuz. Evet. Sizin kredi hesap kesim tarihiniz ne zaman? Ayın 1'inde. Ayın 1'inde. Evet. Peki, bunu düzeltmenin yolu var. Ben hemen size söyleyeyim. Bu yüzden düzensiz ödediniz. Evet, biraz düzensiz oldu. Baktım raporunuza, çoğu kez geç ödemişsiniz. Evet. O zaman herkese buradan çağrı yapalım. Bütün Türkiye'de kredi kart sahiplerine. Hemen bakın. Çağrı merkezini arıyorsunuz. Ben hesap ödeme tarihimi değiştirmek istiyorum. Tamam beyefendi diyecekler. Bugün itibariyle hesabınız 1'inde ödeniyordu. Kaçta ödemek istersiniz? Siz deyin ki 10'unda maaş yatıyor ya. 11'i deyin ihtiyatlı olmak için. 11 diye değiştirsinler. Oh, siz rahat. Banka rahat. Herkes rahat. Bunu biliyor muydunuz? Bunu bilmiyordum. Bunu ilk defa öğrendim. Ve teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet, burada para durumunun da amacı bu. Bu para konularıyla ilgili bilmemekten dolayı aman yerde para bırakmayalım. Yerde para bırakmayalım. Bu kredi notunuz çok önemli çünkü ev alacaksınız ya 3 sene sonra. Evet. Böyle yukarılara gelmesi lazım ki bankalar bir tek buna bakmıyorlar ama bu baktıkları önemli bir şey. Bakıyorlar disiplininiz var mı, ödeme disiplininiz var mı? O zaman siz bundan sonraki kredinizi düzgün ödüyorsunuz. Yavaş yavaş kredi notunuzu arttırıyorsunuz. Bir yandan da paralar birikiyor ve ev alma hedefine doğru gidiyoruz. Taytan ailesinin ev sahibi olma planı tabloların rakamların arasından sıyrılıp adeta ete kemiğe büründü. 4 sene gibi oldukça yakın bir tarih söz konusu ayrıca. Haliyle yüzler gülüyor. Hani daha ne olsun? Evet, şimdi bütün planlamalarımızı yaptık, hesaplamalarımızı yaptık ve 4 sene sonrasına geldik. Evet. Evet, şimdi gelir 2650 liranız var. Gelir enflasyon oranında artabilir. Siz garsonluk mesleğinde ilerleyeceksiniz. Daha fazla geliriniz olacak. Sizin yaptığınız iş yerinde, yaptığınız işinizde, bakıcılıkta sertifikalar alıp gelirinizi arttırabileceksiniz. 4 senede neler olur neler. Bu artacak ama ben şimdilik hiç artmayacak varsayıyorum. Olduğu gibi yazıyorum. Evet, giderimiz de aynı sayıyorum. 2600 lira. Orada da bir şey değiştirmiyoruz. Çünkü kiradan mortgage ev ödemesine dönüşüyorsunuz. Evet. 6000 liralık borç. Bunu siliyorum. Bu da bitmiş olacak zaten. İyi borç. İyi borç ne? Değeri artacak şeyler için borçlanmamız lazım. Ben ayakkabı aldığım zaman değeri artıyor mu Selin Hanım?
artmıyor. Evet. Ama ev aldığım zaman doğru zamanda, doğru fiyata ve doğru lokasyonda ev aldığım zaman bunun fiyatı artıyor. Biz sizi 70 bin lira ev için borçlandırıyoruz. Büyük gibi gözükse de mortgage ev kredisiyle kira öder gibi akşam huzurla uyuyarak borç ödeyeceksiniz. Ne kadarlık bir yatırımınız olmuş oluyor? 100 bin liralık bir ev yatırımınız olmuş oluyor. Evet, para durumu neydi ve neye geldi? Dediğim gibi bu gelir kısmı artacak. Ama gider de artacağı için şimdi ben bunu nötr saydım orada. Evet. En az 2 aylık ödemeniz kadar bir birikim. Ne kadar diyelim? Birikime de burada 2 bin lira diyelim mi? En az 2 bin lira burada birikmiş oluyor. Nerede 50 yaş? Nerede 3-4 sene? Ne diyorsunuz? Harika diyorum. Memnun musunuz? Memnunum. Bu konuştuklarımıza inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum, evet. Siz? Güzel bir tablo oldu. Tablo güzel. Uygulamaya geçecek mi? Geçecek. Ben takipte olacağım. Biz para durumu ekibi olarak takipte olacağız. İnşallah gelecek sene gene burada ekranlar başında neredeydik, nereye geldik, hangi borçları kapattık, ev peşinatı nasıl biriktirdik diye sizi tekrar gelip evinize ziyaret edeceğim. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. 3 sene sonra da yeni evinizde artık çayınızı içmeye gelirim. Her şey hayalle başlıyor. Ama hayalle hedef arasındaki fark da planlama. Biz de bugün planlamamızı yaptık. Evet, programımızın sonuna geldik. Siz de bizi arayın, sizin de evinize gelelim. Para ile ilgili her ne probleminiz ya da her ne sorununuz varsa çözelim. 3 kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. Önce insan, sonra para diyoruz. Sağlık, sevgi ve parayla kalın.